Evet, Müzik On Air'e hoş geldiniz. Birbirinden özel konukları, ekran önündeki isimleri siz sevenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Karantinanın bilmem kaçıncı gününde. Herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, birazcık yavaş yavaş toplanmaya başlarken Hamdi Yılmaz, selamlar, sevgiler. Canlı yayın istekleri geliyor. Tabii arkadaşlar, canlı yayın isteklerini alamayacağım. Eğer canlı yayına katılmak istiyorsanız ben 22.30'da kendi kanalımda canlı yayın yapıyorum. Oradan sizi alabilirim, yeni isimleri. Şarkılar, müzikler söyleyip kendinizi, sesinizi yavaş yavaş duyurabilirsiniz. Evet. Kübra, sen de hoş geldin. Ergun Bey, siz de hoş geldiniz. Selamlar, selamlar, selamlar. Evet, bugün peki konuğum kim? Sevgili Nadire Sultan bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet olacağını hissediyorum. Bakacağım hemen. Bu arada gelmiş mi? Geldiyse eğer hemen bir selam yollarsa ben de görmüş olurum. Bu arada bir dakika bakıyorum hemen. Evet. Sevgili Nadia Sultan bizlerle birlikte olacak. Ben bir yandan bakıyorum. Gelirse eğer arkadaşlar görürseniz selamlar, sevgiler. Bana da bildirirseniz sevinirim, biliyorsunuz Badem mi? Heh. Sanırım geldi. Evet, geldi. Geldi. Evet, kaçırdığınız yayınlar arkadaşlar. Ortalama 70 gündür birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Müzik On Air ailesi olarak. Kaçırdığınız bölümleri izleyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk enerjinizle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada görebiliyor musunuz beni bütün olarak, yoksa baş tarafı kesik mi geliyor? Şu an, bir saniye. Şu an baş tarafı kesik geliyor. Tamam, biraz onu sonra ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlayabilirsiniz, sorun yok. Klasik Instagram sorunları, hepimiz yaşıyoruz. Ben de evet, hatta evet, ayarlayayım. Evet, evet, aynen. Televizyon gibi olmadı artık. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi. Evet, şimdi daha iyi. Tamam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Haftanın 7 günü, günde 2 tane konukla 3 aydır devam ediyoruz. Nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Karantina da öyle. Evet, devam ediyoruz. Evet. Sizin nasıl gidiyor evet, karantina? Karantina alıştık. Evet. Yani şöyle, şaka bir yana, ilk başta hiç 15 gün bile, biz 15 gün gibi falan olur diye düşündüğümüzde başta 15 günün bile çok zor geçeceğini düşünmüştüm. Ama herhalde karantina başlamadan 2 hafta önceden beri biz zaten Kaan'la beraber, biliyorsunuz 2 yaşına yeni girdi Kaan. Parklara falan gitmemeye, çok teşekkür ederim, parklara falan gitmemeye başlamıştık. Dikkat etmeye başlamıştık. Çünkü hani Çin'deki salgını takip ediyorduk. Almanya'ya falan sıçradığını da gördüğümüzde. Ama hani çok da fazla etkilenmeyiz herhalde diye düşünmüştük. 15 gün, hadi 15 gün bakarız, olmadı bir ay. Eşim dedi ki bu en az 2 ay sürecek dedi. Ben yine de çok inanmadım. Sonra arkasından sokağa çıkma yasakları, arkasından Kaan'a, bebeklere biliyorsun 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı geldi. Ardından çarşambaları onlara izin geldi falan. Böyle çok değişik bir süreç yaşıyoruz. Adı üzerinde yani bu bir pandemi, dünyada oluşan bir büyük bir salgın ve 100 senede bir yaşanan bir olay bize denk geldi. Bizim çağımıza denk geldi. Şükrediyoruz ki evlerimizin çatısının altındayız, sağlığımız yerinde. Tabii ki çok zor bir süreç, çok ilginç bir süreç, çok farklı bir tecrübe. İlk başta hiçbirimiz bilemedik ne yapacağımızı. Mesela evden, dışarıdan sipariş verdiğimizde
evde büyük bir heyecan oluyordu. Mesela market siparişi geldiğinde hiç heyecanlandığınız olmuş mudur? Veya bakkaldan bir şey istediğinizde. Veya markete bu kadar gidip de o poşetlerle geri dönmek, illa Allah geldi artık Değil onlardan. mi? Değil mi? Yıkamak, silmek. Yıka, ondan sonra ben büyük bir heyecanla bekliyordum marketi. Mesela marketten sipariş ettiğiniz şeylerin bir kısmı gelmiyordu. Ondan sonra şimdi benim küçük bir bebeğim var. Onları torbalara yaklaştırmamamız gerekiyor. Eşim böyle uzaylı gibi bir kıyafet giyinip onların hepsini önce kapıda bekletip sonra bizim minik bir bahçemiz var. Bahçeye alıyordu. Sonra her tarafımız çamaşır suyu kokar bir şekilde. Sirke. Sirke, tabii ne yapacağımızı da tam olarak bilemeden ellerimizi Evet. yüzlerce defa yıkayarak, hiç dışarı çıkmadığımız halde evleri çamaşır sulayarak, ki hani benim hiç sevmediğim bir deterjan biçimiydi çamaşır suyu. Çünkü evde bir bebek var. Biz her şeyin en doğalını, işte ne bileyim, Arap sabunuyla temizleyelim ahşapları Hala da falan çok filan. kullanılmasını ben şey buluyorum yani hala değil mi? Çok kullanılmasını şu çamaşır suyunun. Ama Zarar şimdi mı? aynen öyle, ama bir yandan da en iyi sterilize eden şeylerden biri. Evet. Valla o kadar şey ki, ben eşime şey diyorum, o kadar ilginç bir şey ki, ne yapacağımızı öğrendikten sonra biraz daha tabii çamaşır suyunu az kullanmaya. Efendime Tabii söyleyeyim. ilkinde hepimiz öyleydik. Panik halinde herkes öyleydi. Evet, ve şey, onları daha az kullanmaya başladık. Eşime şey diyorum ben, ya diyorum hani pandemiden kurtulsak Allah korusun kanser olacağız. O kadar çok çamaşır suyu kullanıyoruz ki, deterjan kullanıyoruz ki. Şaka bir yana, gerçekten hani o titiz annelerimizle dalga geçiyorduk ya. Ben geçiyordum mesela. Gerçekten geçiyordum. Bunu da Ama itiraf onlar etmek çok güzel bir şey. doğru yapıyormuş. Yani çok temizlermiş gerçekten. O kadar temizlemenin ne gereği var? Hatta bununla ilgili bir sürü kitap yazıldı. Hijyen başımızın derdidir. Hijyen yüzyılın sıkıntısıdır. Deterjanlar, ilaçlar insanların ömrünü kısalttı. Yok köy hayatı çok iyidir. Yok bilmem ne. Bakıyorsun köy hayatında insanlar ya 40 yaşına geldiğinde yaşlı gibi oluyorlardı. Yani neresi güzeldi? Demek ki ilaçların da bir faydası var. Şehir hayatında ilaçlarla 90 yaşına kadar yaşıyor insanlar artık. Aynen. Şöyle köy hayatında belki cilt olarak yaşlı gözükebilir ya, güneş ışını falan olabilir. Ama içi olarak çok sağlam oluyorlar. O da ayrı bir konu. Şimdi bunun ben büyük bir yalan olduğunu düşünmeye başladım. Eskiden öyle düşünüyordum. Bununla ilgili kitaplar aldım. Değişik beslenmeler, değişik diyetler falan yaptım. Sonra bir baktım ki evet, yani annemlerin dedeleri, nineleri 50 yaşındayken, 60 yaşındayken hep vefat ettiler. Tabii Çok tabii. büyüktü. 40 yaş bize çok büyük geliyordu. Ama şimdi 40 yaş genç oldu. Evet. 60 yaş biraz gençin üstü oldu. Benim kayınpederim 80 yaşının çok üstünde. Kayınvalidem 73 yaşında. Evet, o hep sıkıntılı dediğimiz ilaçlar sayesinde, ikisi de Türk gibiler. Çok çok dinçler. Yani ikisinin bir şeyi olmalı, dengesi olmalı. Evet, köy hayatı gibi Amerika stressiz Başkanı yaşamalı. şu an 70 küsür yaşında. Yani şimdi artık demek ki modern hayat, ilaçlar, deterjanlar, hijyen çok da kötü değilmiş. Ben yine de hani ben bu arada arkadaşlarım bilirler. Bu arada sevgili Nade Sultan Kolun Müzik Oneri'den ben Cüneyt Diktaş. Evdenene Bu arada ben güzel. yorumları okuyamıyorum. Çünkü neden? Yaptığım sistemde yorumlar kapalı. Neden kapalı? Çünkü dik dursun diye bardağın içine koydum. Bardağı da koyu renk seçmişim. Ben Göremiyorum. Ben okuyorum. Nadide Hanım nasılsınız? Sizi seviyoruz. İyi akşamlar gibi mesajlar geliyor. Ben tanıdıklara da var buradan. Selamlar, sevgiler her gelene. Selamlar, Valla selamlar. vazoyumu tutturan dersin telefonu. Hepimiz Değil mi? Değil öyleyiz. mi? Aynen. Ya benim çok güzel bir tutaçım vardı. Onunla denedim. O ses şeyini bozdu. Evet. Ondan sonra ses olayı güzel olmadı. İşte ah, devrilip duruyor.
Şimdi de baş şeyi çıktı değil mi? Sıkıntısı çıktı. Şu an gayet ha. Güzel. Şu an mesela güzel. Güzel. Tamam. Dursa yorumları böyle, tamam. Okuyamıyorum. Kimse ha. Kusura bakmasın. Sonraki ha. Yayında okuyacağım onu. Aynen. Evet. Sevgili Nade Sultan'la güzel bir evden eve sohbet evet. Yapıyoruz yeni gelenler için. Hoş geldiniz tekrar. Evet, dediğiniz gibi o süreçleri atlattık ama şimdi de böyle yavaş yavaş vurmaya başladı psikolojik anlamda bizi. Evet, böyle evet, bir evet. Maskeli dolaşmak, böyle dışarı çıktım evet. Hemen eve gelmek, dönmek. Evet, evet. Mesela bugün ben yine uzun zaman sonra ilk defa marketine alışverişim yaptım. Yorgun bir gün benim için. Dışarıda herkes sanki bir an önce işimi halledeyim de evime döneyim modunda. Kimse öyle, restoranlar falan zaten kapalı. Siz evet, ne düşünüyorsunuz evet. Bu sektör? Özellikle ben size müzik sektörüne doğal olarak sormak istiyorum. Tabii. Bu konserler falan ne zaman olur? Bir öngörünüz var mı? Gözlemleriniz? Vallahi yaz konserleri başlıyor bazı arkadaşlarımın, görüyorum. Ama halk konserleri biraz zor. Yaz konserleri derken daha hani otel konsepti birbirinden ayrı, onlara değişik galiba plexi yapacaklarmış. Plexiyle insanları ayırarak yapmaya çalışacaklar ve açık hava olduğu için. Ama o da halk konserleri yani. Garip. Garip. Halk konserleri çok dip dibe oluyor biliyorsunuz. Evet, yani evet. insanlar çok bitişik biçimde izliyorlar. Yani şimdi camiler açılacak. Camilerde insanlara belli bir mesafe koyabilirsiniz. Buna uyabilirler ama konserlerde insanlara bu mesafeyi koyamazsınız. Yani özellikle yazın halk konserlerinin çok olabileceğini düşünmüyorum. Ben daha çok bayi toplantısı ve özel gecelerde sahneye çıkan biriyim. Şimdi konuşuyoruz. Bu işin ayakları var. Mesela atıyorum bu bir ilaç firması olsun. İlaç firmasının bayilerini Türkiye'nin her tarafından uçaklarla uçuracaksınız. Otellere yerleştireceksiniz. Konferans salonlarında toplantılar yapacaksınız kapalı. Ve en son gala yemeği 3. gün, 4. gün neyse işte. Gala yemeğinde bizler sahneye çıkarız ve o insanlar da bizi balo salonlarında dinlerler. Şimdi biz bunları uçurma ayağında da mı hasta edebiliriz? Konferans salonlarında da hasta edebiliriz. Bu işin bizi dinlerken, sahnede izlerken de onları hasta edebiliriz. Şimdi bunun üç ayağı da problemli. Onun için bayi toplantılarının da Ocak ayından önce olabileceğini düşünmüyorlar bu işi yapanlar. Hem işin maddi boyutu, şirketlerin toparlanması anlamında, çünkü bu bir ciddi bir ekonomik de yük getirdi. Çok uzun süre çalışmamak, yani bizim ülkemizde de dünyanın birçok ülkesinde de ekonomiyi rahatlatmak için bir an önce normalleşmeye geçiliyor. Benim Almanya'da sevgili Nabi, Nade Sultan Fan Kulübü'nün kurucusu ve çok sevdiğim Nabi Kavak bir öğretmen adayıydı. Şimdi bir öğretmen. O bana okulların durumunu gösterdi. Videolar attı. İşte marketlerin nasıl çalıştığını, efendim söyleyeyim, Almanya'da bir doktor arkadaşım, eşi doktor arkadaşımın orada işlerin nasıl yürüdüğünü, Merkel'in hayatın normalleşmesi için nasıl baskı altına alındığını vesaire, bunları anlattığında mesela okullara 7 kişilik sınıflar yapıp 2'şer saat ders yapıldığını ve birer metre arayla ellerini yıkayarak okullara alındığını, videolarını, önce 10. sınıfların, eğer ondan sonra 7 kişi gidiyor, 2 saat öteki 7 kişi geliyor gibi. Yani hem eğitim hayatının hem ekonomik hayatının rahatlaması açısından normalleşmeye gidilmeye başlandı. Ama bu normalleşme nasıl bir normalleşme olacak? Yine bu anormal şartlar içerisinde olacak. Bunun içerisinde müzik sektörü maalesef her şeyden ilk etkilenen ve en son toparlanan sektör olur her zaman. Allah korusun terörizmde, bir doğal afette, bir ekonomik krizde ilk bizler etkileniriz. Yani bizler buna alışkınız aslında. Neler gördük, neler geçirdik. Ben 99 depremini ailem hatta Adapazarı'ndaydı. Yaşadım. Ondan sonra o dönem bir sürü şey oldu. Ondan sonra 2001 krizi oldu vesaire vesaire. Şimdi bizim sektörümüz zaten çok kırılgan bir sektör. Onun için
böyle bir pandemi sürecinde de bizim sektörün en son toparlanacak sektör olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle bir dönemde kendi adıma, kimi çok seviyorum? Mariah Carey'i çok severim. Dünya starlarından biri olsun. Mariah Carey geldi. Aha da bizim şurada sahneye çıkıyor diyelim. Ben gidip dinlemem. Çünkü kendimi bırakın, ben hastalanırsam aileme de bulaştırabilirim. Yani o yüzden bu süreçte belki tiyatrocu arkadaşlarım da aynı şekilde. Onlar da çok etkilenecekler. Bizim biraz zor bir süreç bekliyor bizi. Aynen, inşallah bir an önce toparlanırız. Ancak işte dediğiniz gibi uzmanlar, konuyla alakalı uzmanlar, astrologlar dahil daha 2020'nin serüveninin bitmediğini söylüyorlar. İnşallah daha kötü şeyler olmaz, güzel şeyler gelir diyoruz inşallah. Mesela ne diyorlar? Meteor mu? Yok. Mesela pandeminin 2020 Ağustos'un 25'i ile Eylül'ün 20'si arasında ikinci safa dalga olacakmış. Evet, ikinci dalga. Yaz boyunca bir deprem ve su olayları. Bu su zehirlenmesi olabilir, sel olabilir filan. Çünkü 2-3 tane astrolog ağırlıyorum yani. Her hafta bir astrolog ağırlıyorum mutlaka. Hepsi aynı şeyi mi söylüyor? Hepsi benzerliklerle aynı şeyi söylüyorlar. Yani şu anda diyor gezegenler, aynen böyle söylüyorlar. Şu anda diyor gezegenler diyor delirmiş vaziyette diyor. Yani şu anda diyor hiçbir şanslı bir burç yok. Sadece diyor sağlığı yerinde olan, olayları kabuğunda izleyenler şanslıdır diyor. Biz de kendimizi şanslı görüyoruz o zaman diyelim. Hissediyoruz. Aynen. Evet. Yani ben fala inanma, falsız kalmacılardanım. Ama fal değil, yani bu gök bilimi. Evet, astrolojiye de aynı açıdan bakıyorum. Hem biraz inanıyorum, hem biraz inanmıyorum. Çok ortada duruyorum. Çünkü evet, bu bir tahmin, bu bir şey, gökyüzü olaylarını tahmin ederek, hatta Mayaların bu işi nasıl bilimleştirdiğini ve dünya ile ilgili bir sürü şeyi, ama Mayalara da bakarsan 2012'de dünyanın sonunun gelmiş olması gerekiyordu. O yüzden her şeye tam olarak belli bir mesafeden bakma yanlısıyım. Her şeyin öncesinde gaybı Allah bilir derim ben. Çünkü... Şimdi sevgili Şenay Hanım'ı biz konuk ettik. Amerika'da eğitim görmüş, Hindistan'da eğitim görmüş. Daha 6 yaşındayken uykulayarak bahçeye çıkmış, gökyüzüne bakmış, babası görmüş onu. Demiş ki ben eve girmem bana teleskop almazsam. 6 yaşından itibaren gökyüzü bilimleriyle uğraşmış ve NASA'nın özel yerlerinde eğitimlerini almış. Şimdi diyor ki enerjiyle alakalı her şey diyor. Yani biz geleceği bilemeyiz ama deriz ki Haziran'la Temmuz arasında bir gerginlik var. Burada kararlar vermeyin. Burada şu sıfırdan bir albüm yapmayın mesela. Albümü çıkarmayın. Şu tarihler birazcık negatif tarihler diyebiliriz. Ama şu şöyle olacak. Görümcen gelecek, kaynanan gidecek, şöyle olacak. Tabii öyle bir tahminler olamaz herhalde. O falan. Ya şimdi tabii o gerginlik şu olabilir. Dünyada gelişen olaylar bununla ilgili olabilir gibi tahminlerle birleştiriyorlar. Geçmişteki liderler de biliyorsunuz müneccimleri varmış yanında. Hocalar varmış, yıldıznameler. Evet, işte ben belli bir mesafede durmayı tercih ediyorum. Doğru. Öyle olursa çünkü çok pesimist bakarız, çok karamsarlaşırız. Her şey olabilir, tam tersi de olabilir. Bundan önce de Mayıs'ın 15'inde bütün sıkıntılar bitiyor diyorlardı astrologlar. O yüzden yani bu salgın azalacak, bitecek falan filan diyorlardı. Hiç belli olmaz. Bir anda birisi bir ilaç bulur, çözülür. Hiç belli olmaz. Bir anda birisi bir aşı bulur, her şey çözülür. Ha, bu SARS arada 2021'de müthiş diyorlar. Bu arada 2021'e de müthiş diyorlar. O da güzel bir haber. Müthiş bir yıl diyorlar. Evet. Süper. 2021'de. Olsun. En azından bir nebze su serdi içimize. Evet. Yani her şey, her ihtimale açık olmak lazım. Aynen. Bu arada size sevgiler yolluyorlar. Yağmur Ergen, Nadide abla, seni seviyoruz. Canım benim. Çok öpüyorum. Çok güzel. Elime mi alsam acaba? Yok. Okuyabilmek yani için edin. Elime mi alsam çok acaba? Çok güzelsin Nadide abla, maşallah. Çok güzelsiniz. Canım benim. Çok güzel mesajlar var size bu arada. Çok teşekkür ederim. Arada böyle ben istiyorum nacizane küçük bir kuple bir şeyler söyleyebilir misiniz? Söylerim, söylemez miyim? Arka fonda Kaan zıplıyor babasıyla. Hiç bu arada problem değil. Zıp zıp zıp. Onlara da alışıyorum. Öyle canlı yayınlar yapayım. Sevgili Funda arar da
çocuğuyla tanıştık, ettik o sırada canlı yayındayken. Bir kişi daha Evet, vardı galiba. Öyle oluyor yani, doğaldır. biz geçen bir haber bülteniyle bağlantı yaparken Kaan arkada bilgisi aman televizyonun kablolarının arkasına geçmişti. Ben her şeyi bırakıp kamerayla beraber Kaan'ın yanına gittim. Ondan sonra ve o koşmaya benle oyun oynamaya başladı. Oluyor öyle enteresan şeyler. Aynen. Ne söylesem acaba? Ne söylesem? Vallahi sizin Kalbimin için gönlünüz, sahibi evet, demişler. kalbimin sahibi. Birileri şey demiş. Nasrettin Hoca misali ya tutarsa. Herhalde bu burçlar Burçlarla ilgili. Evet. şey, ha, göle maya çalmak. Aynen. Evet. O zaman bu aralar yeniden bir siteye eklenmiş bir şarkım var. Müzik Fivos, Sözler Hakkı Yalçın'a ait. Onu söyleyeyim. Tabii. Ne, kendimi duyabilirsem oğlumdan. Valla cıplayacağım. Gel beyaz atlım yeminimsin, dermanım ol özledim gel, yaramı sar kaderimsin, adresim ol aynı şifreye çöz gel. Biliyorsun sen bir tanem, benim aşkım bir destandır, dayanamam hasretine, ben ölürsem sen uyandır. Sesinize, yüreğinize sağlık. Bu Teşekkür arada ederim. sevgili Nadide Sultan'a sorum var. Şöyle, uzun zamandır aslında siz hep sektördesiniz ama bazen böyle kendinizi bir çekiyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Ne güzel aslında, şanslısınız da istediğiniz zaman da tekrar yaklaştırıyorsunuz. Evet. Yani neden mesela böyle, bunu sormak isterim şahsen. Valla şey neydi o Bizans filminde Kahpe Bizans'ta ben Mehmet Ali Erbil'in şarkısını çok severim. Kral da benim, neydi Padişah da şeyde, benim. padişah da benim, bin kere gitsem yine gelirim. Ay. Yani ben ürettiğimde, şarkı yaptığımda, bir şeyler yaptığımda ortada olmayı seviyorum. Onun dışında öyle ortada gezinmeyi çok sevmiyorum. Eskiden çünkü magazinden çok çektim. Çok da hani bir şey yapmayıp ortada gezinince biraz fazla magazin olmak zorunda kalıyorsunuz. Ben de o kısmından hoşlanmıyorum. Bir müzisyen olarak anılmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir şey sormuş. Bayılıyorum sana. Konyalı mı istemişler? Kaç çocuğunuz var? Aslında biliniyor ama kaç çocuğum var? Bir tane, o da 2 yaşında. Biraz geç anne oldum. Galiba 2'de olamayacak o yüzden. Allah bilir tabii. Allah bilir. Aynı. Bak Aynen. çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir şey Evet. söylediniz. Allah bilir her şeyi. İnşallah bu pandemi falan bu tip olaylar. 90'larda çocuktuk. Merhabalar. Ömer Çelik merhaba. Kübra'cığım merhaba. Filiz Arka. Öpüyorum. İsa merhabalar. Elime aldım çünkü okuyamıyorum kimsenin Aynen. yazısını. Yani bu pandemidir falan filan biraz korkutuyor yine bir dünyaya birini bir evlat getirmek konusunda insanı korkutuyor açıkçası. Evet. Bu biter başka bir şey olur mu gibi. Onun için mesela şeyi düşünemiyorum şu anda. Allah hamile insanlara yardım etsin. Çünkü hamileyken hamilenizin son aylarında 2 günde bir hastaneye gitmeniz gerekiyor. Düşünsenize stresi. Evet. Hastaneye gitmekten ne kadar korkuyor insanlar şu anda ve Bir de onun hamilesiniz. ötesinde daha ilerisi var. Hani önemli hastalıkları olan insanlar var. Devamlı kontrollere Evet, gitmesi onları gerekenler. işte evet aynen. Evet. Mesela benim bir takipçim var sevgili Huriye. Huriye hem kendisi kanser hastası hem de 10 yaşındaki oğlu kanser hastası. Salgının başında demişti ki ne olur maskelere saldırmayın. Bize maske kalmıyor. Ne olur insanlar ihtiyacı kadar alsınlar. Yani onlar çünkü bağışıklıkları çok düşük olduğu için maskesiz yaşayamıyorlar. Maskeyle dolaşmak zorundalar. Onun için de işte eşime de geçen gün söyledim. Sürekli hastanede yatmak zorunda olan bir yakınımız olsaydı, hadi bizi bırak, yakınımız olsa aklımız onda kalacak. Gidemeyeceğiz, gelemeyeceğiz vesaire. Yani gerçekten Allah
hasta olanların, şu anda üzüntü yaşayanların yardımcısı olsun. Yine dediğim gibi çatımızın altındayız, öyle ya da böyle. Bir çatının altında, biz çekirdek ailemizle beraber, işte Kaan'ım, eşim ve ben beraberiz. Varsın bazı şeyler, olmaya versin. Tabii ki, tabii ki. Allah başka keder vermesin inşallah. Aynen. Sizin o güzel enerjiniz bize de yansıyor açıkçası. Evinizde sağlıklı, mutlu, ailenizde maşallah, Allah bağışlasın. Daha uzun güzel yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen o güzel enerjiden bir şarkı da alabilir miyiz? Konyalı istemişler tabii. Çok Konyalı istemişler. Tabii, aynen. Ondan bir alalım isterseniz. Tamam. Biraz Konyalı söyleyelim. Estetik furyasına katılmıyor musun? Estetik ne yazmış? Orasını kaçırdım. Bir daha yazar mısın? Estetik kısmını anlayamadım. Hey hey, hani ya da benim ellerim pırasam, üç mum yaksam Konyalı'yı arasam, of of, Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, fistanını sürü, şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri, hey hey. Hani ya da benim ellerim yordum, yordum. Konyalı'dan ben bir olan doğurdum. Oh, Konyalım yürü, yürü yavrum yürü. Fistanını sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Süper. Şimdi Nade Sultan dediğimiz zaman aslında ortalama 20 yılı aşkındır bu sektörde, değil mi? Evet. Müzik evet, sektöründe. Evet. Profesyonel anlamda pişmanlıklar var mı? Yani şöyle, mesela şu albümü çıkarmasaydım, şu şarkıları yapmasaydım. Veya Enis şu... selam. Enis orkestramdan. Ha, Murat selamlar, Şef sevgiler. İsveç'ten. Hepsi gelir şimdi. Peki şunları evet. yapmasaydım dediğiniz şeyler oldu mu hiç? Oldu ama şimdi o dönemde çalıştığım insanlara ayıp olacak. Yani olmaz olur mu? Bir sürü insanın pişmanlığı oluyor. Bir kere derler ya, değişmeyen tek şey değişimdir diye. Bir kere değişiyorsunuz, istekleriniz, arzularınız, bakış açınız değişiyor. Benim bir iki tane albümdeki birkaç şarkımı hiç söylemeseydim, dedim. Ama şimdi onları söylersem o şarkıların bestecilerine, evet. aranjörüne çok ayıp olur. Var yani yapmasaydım dediğim projeler, çıkmasaydım dediğim programlar, çıkmasaydım dediğim konserler. Dene bakalım, uçmalıyım vazgeç kalbim. Beyaz atlım kalbimin sahibi Vuslata Beşkala ben olaydım. Şarkılarını dinliyorum 24 saat. Ay, Kübra tam bir fan. Canım benim. Bütün eski şarkılarımı. Sevgiler Kübra'cığım. Yani var tabii, var tabii. Mesela peki şöyle, o şarkıyı başka bir aranjöre yaptım. Bu sektörü nasıl buluyorsunuz şimdi? Mesela eskiden biliyorsunuz yapım şirketlerinin kapıları çalınırdı tık 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 tık. Şimdi ise yapan YouTube'a koyuyor, başarılı olan gençler var, müthiş izlenmeler. Daha mı güzel oldu sence, yoksa ne zaman? Ya şimdi... Bizim dönemimizde bize yatırım yapıyorlardı, para harcıyorlardı, klip çekiyorlardı, basın danışmanları tutuyorlardı. Ondan sonra bizi birçok menajer çekimlere götürüyordu. Ondan sonra ne bileyim, çok fazla televizyon programı vardı çıkabileceğimiz. Müzik çok kanalları... lüks ama, değil mi, bir albüm çıkarmak? Yani iyi bir paran olması lazım veya bir yatırım olması lazım. Yani. Şimdi onu söyleyeceğim. Sen yapmıyordun. Senin adına şirketler yapıyordu. Evet. 5 kuruş para harcamazdık biz cebimizden. Sonra bu işler evrildi. CD ve canlı satış dönemi internete aktı. Yapımcılar bir ara ne yapacaklarını şaşırdılar. Onlar çok büyük zarara girdiler ve sanatçılar kendi şirketlerini açıp kendileri albüm yapmaya başladılar. Albümün dışında da internetten satmaya başladılar şarkılarını. Ve o zaman çok pazar kalabalıktı. Sıyrılmanız çok zordu. Bir haftada
Yüzlerce insan çıkıyordu bir şirketten. Fakat şimdi de gençlere yatırım yapan yok. Yatırımı kendisi yapmak zorunda. Yani basın danışmanı kendi bulmak zorunda. Ondan sonra ne bileyim, iyi mi kötü mü o basın danışmanı bilemeyebilir, yanlış kişiyle çalışabilir. O açıdan çok zor. Cebinde birazcık para da olması gerekiyor. Çünkü internete de para yatırmak gerekiyor. Sosyal medyaya da para yatırmak gerekiyor. Ben bir şarkı için 300-400 bin lira harcayan biliyorum. Ya da hiçbir şey harcamadan onların arasından pıt diye sıyrılabiliyorsunuz. Bu da büyük bir şans. Bu da var. Yani evet, evde kendiniz yapıp, kaydedip, koyabilip parlayabiliyorsunuz. Mesela Justin Bieber galiba, değil mi? O başlığı örneklerinden bir... ama tabii burada Rain Man var mesela. Videosuyla keşfedildi. Rain Man var. Ondan sonra birkaç daha tane daha işte TikTok'tan oradan buradan çıkan hatta isim şöyle, var. Şu anda birçok Irmak Arıcı YouTube'dan çıktı vesaire, birçok insan var. Hatta çok ünlü isimlerle de Bilal Sonses, Bilal böyle. Bilal var, Bilal hepsi var. Konuğum oldu sağ olsunlar. Evet, hepsi de öyle. Çok da başarılı insanlar. Daha sanki avantajlı oldu gibi geldi yetenekli. Daha insanlar. Avantajlı, evet daha avantajlı. Dediğim gibi tek şansları yatırım yapılmıyor olması, yatırımlarını kendileri yapıyor olması. Mesela yıllar önce Zeynep Bastık Murat Dalkılıç'la bir düet yapmıştı, ona vokal yaptığı yıllarda. O zaman çok büyük bir parlama yapamamıştı ama YouTube'a kendi videolarını, ev yapımı, çalışmalarını koyunca inanılmaz şeyler yaptı ve nasıl bir şarkıcı olduğunu ispat etti canlı performanslarıyla. Müthiş bir iş çıkardı. Yani bazen de yapımcılar her şeyi bilmiyor. Yani evet. Sanatçı da kendisi doğruyu bulabiliyor. Bazı insan da ekibiyle bunu bulabiliyor. Onun için müzik camiası her zaman zordu. Hep zor olacak. Şans çok önemli bir faktör. Şu anda işte kendi yapıp koyması anlamında bir şansı var. Ama bir anlamda da ona harcama yapacak yapımcılar yok. O anlamda şansı yok. Evet. Rekabet hala devam ediyor. Daha da zorlaştı rekabet diyebiliriz. Evet. Bu arada Seher ablamızı da buradan tanıdık canlı yayınlardan. Çok iyi bir izleyicimiz. Çok teşekkürler Cüneyt. Her akşam bizi birbirinden değerli konuklarla sohbet ettiriyorsun. Nadide Hanım'a da sevgiler geliyor. İyi ki benden varsın, de sevgiler. Çok güzel sesin var. Çok güzelsin. Sizi çok seviyoruz. Keyifle dinliyoruz. Çok güzel mesajlar var. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Hızlı geçiyor. Evet, bizim. Evet, aynen. Bir aynen. Şarkı hemen söyleyip şöyle bir kapatalım. Sonra sevenlerinize son söylemek istediklerinizi söylersiniz. Öyle kapatırız. Tamam, öyle yapalım. Ben buraya koyayım. Kamerayı yerine tamam koyayım. Çünkü siz beni net görebiliyor musunuz? Şu an gayet net görüyorum. Tamam, süper, harika. Şu anda biraz geride kaldım galiba, yukarı çıktı, değil mi? Evet. Şimdi iyi mi? Şu an iyi. Tamam, süper. Evet. Bir şarkı daha söyleyelim. Evet. Ne söyleyelim, neler yazmışlardı. Dur, kapattım. Vazgeç Kalbimi söyleyelim. Tamam, süper. Vazgeç Kalbimi söyleyelim o zaman bir nakarat. Azıcık onun sesini, televizyon sesini kapatsam acaba kulağım oraya. Oradan da şarkı gelince, bir şarkıcı için en zor şey başka bir yerden başka bir müzik gelirken şarkı söyleyebilmek. Onun için, evet, sessizlik de. Beni dinler misin anneciğim? Bak bakalım, sana şarkı söylüyorum ben. Vazgeç kalbim, sonunu göremem. Yalvarsan da geriye dönemem. Boş ver gitsin, yoluna ölemem. Bundan sonra seviyorum diyemem. Vazgeç kalbim, sonunu göremem, yalvarsan da geriye dönemem, boş ver gitsin, yoluna ölemem, bundan sonra seviyorum diyemem. Çok teşekkürler. Konuğumuz oldunuz. Ben bize enerji ederim. Verdiniz. Müzikonier ailesi olarak sizi her zaman seviyoruz. Teşekkür son ediyorum. Son neler söylemek istersiniz izleyenlere? Müzikle kalın, evde kalın, müzikle kalın. Bizler sizi çok seviyoruz.
sizler için üretmeye devam etmek istiyoruz. Bizi takipte kalın. Müzik On Air'ı da takipte kalın. Müzik On Air müzik adına çok güzel şeyler yapıyor. Çok keyifli bir yayındı. Çok isabetli sorulardı. Umarım bu sıkıntıdan astrologların dediği gibi değil, çok daha çabuk kurtuluruz. Aynen. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ailenize de sevgiler. Çok teşekkürler. Selamlar Görüşmek herkese. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, çok güzel bir sohbetti. Sevgili Nadide Sultan bizlerle birlikteydi arkadaşlar. Birazdan yani 20 dakika sonra sevgili Buket Bengüsü bizlerle birlikte olacak. Tabii güzel bir konser, mini konser diyebiliriz. Kulağımızın pası silinecek. İsteklerinizi de alacağız. Müzikli, şarkılı bir gece yaşamaya devam ediyoruz saat 9'da. Ondan sonra da benim kanalıma geçeceğiz biliyorsunuz. Buradasınız değil mi? Sorun yok. Ama ben bir çay alayım. Bak, boş bir bardak. Bir de su alayım. Çok susadım. Su almaya gidiyorum. Ondan sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Cüneyt Diktaş. Beni de eklemeyi unutmayın. Şuraya yazayım mı? Şuraya yazayım. Müzik On Air'i de ekleyin. Cüneyt Diktaş'ı da ekleyin. Aynı zamanda kimleri ağırlamamızı istiyorsunuz? Gelen konuklarımızda sorularınız oluyor. Onları da yazabilirsiniz. DM'leri okuyoruz. Burada canlı yayına katılma istekleri var. Kendi özel yayınımda canlı yayınları alıyorum biliyorsunuz. Orada şarkılar, türküler devam ediyoruz. Görüşürüz. 15 dakika sonra.